Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda çok önemli bir bilgi vereceğim size. Şu anki aracım Astra F. Fakat bu vereceğim bilgi bütün araçlar için geçerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey başıma geldi. Aracın motorunu yıkadım. Motorunu yıkadıktan sonra kontrol için çalıştırdıktan sonra kaputu kapatmadım ve bir genel kontrol yaptım arkadaşlar. Bu kontrolü yaptığımda şu kısımda bakın şöyle göstereceğim. Şu kısımda şöyle gelen bir hortum var bakın. Bu dönüş hortumu. Şurada bir hortum daha var. Bu da şu rekora, şuradaki rekora giren benzin hortumu. Buradan benzinin fışkırdığını gördüm arkadaşlar. Küçük bir iğne deliği kadar bir delikten. Allah korusun eğer ben bunu fark etmeseydim araç belki de alev alıp yanacaktı. Allah korudu arkadaşlar ve şu an için şöyle bir hortum aldım. Şöyle göstereyim size. Bizim hortumlarımız, daha doğrusu benim hortumlarım 5 bölü 16 olarak geçiyor. Şöyle bir hortum aldım arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce montajını yapacağım. Nasıl yapacağım? Bu benzin geri dönüş valfi var şurada. Onun hortumları dahil hepsinin bütün hortumlarını değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü bayağı çatlaklar var hortumlarda. Şimdi söküm işlemini nasıl yapacaksınız? Normalde aracın burası boş oluyor ama buraya gaz regülatörü taktıkları için biraz çalışmalarımız kısıtlı olacak ama şu sağ ve sol taraftan elimiz giriyor. Oralardan işlemimizi halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi söküyüm. Daha sonra devamında videomuza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar hortumun hali bu. Görüyorsunuz. Şu da az yaksın falan diye takılan saçma sapan şeylerden. Mutlaka benzin hortumlarınızı kontrol edin arkadaşlar. Bu halde patlamaya hazır bir bomba gibi geziyoruz arkadaşlar. Allah korusun. Görüyorsunuz halini. Şimdi ölçeceğim, ona göre yeni bir hortum kesip, benzin hortumu kesip takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hortumu kestim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hortumun montajına başlayacağım arkadaşlar. İlk önce benzin hortumu tarafına ya da pardon şu enjektörlere gelen rekor var ya şurası. Bu rekorun alt tarafından takma işlemini yapacağız. Daha sonra diğer tarafı şu benzin hortumunun geldiği. Şurada benzin hortumunun ucunu göreceksiniz. Buraya bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geri dönüş valfini yerinden söktüm. Bir tane cıvatası var şurada. Allyan cıvata. Onu alıp geri çekiyorsunuz. Rekorlu zaten şuradan. Bunu hallettim. Bunu çıkarttım. Çünkü çalışmam çok zordu. Güzelce şu görmüş olduğunuz gibi enjektörlere gelen benzin rekoru şu aşağıda şöyle netleyebilirse orayı tam şu aşağı kısımda şu yan taraftan elimi sokarak onu taktım arkadaşlar. Hortumumuz şurada, benzin hortumumuz. Güzelce sıkma işlemini de yaptım. Şimdi bunu şu arka tarafta gösterebilecek miyim bu sefer? Tam şurada bir tane boşta hortum var bakın. Hala görünmüyor ama. Bu hortuma takacağım arkadaşlar şurada. Hortum şu. Şöyle göstereyim, işte burada şöyle çıktı bakın. Burada gösteriyorum parmağımla. Bu hortuma şu benzin hortumunu takacağım arkadaşlar. Daha sonra bu geri dönüş valfinin hortumunu da kontrol edeceğim. Eğer onda çatlak varsa onu da değiştireceğim. Ve böylelikle aracımızın benzin hortumlarını değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Gerçekten hortum olarak çok kötü durumda. Yani şöyle netleyeyim biraz. Şöyle biraz netleştirelim. Şöyle koyayım daha doğrusu. Hortum olarak haline bakın arkadaşlar. Çatlaklar içinde. Görüyorsunuz. Allah korusun. İşte arabalar bu yüzden yanıyor arkadaşlar. Maalesef %80'i yolda alev alan araçlar maalesef bu yüzden yanıyor. Onun için mutlaka siz de sadece Astra F için geçerli değil. Kendi araçlarınızı mutlaka kontrol edin ve çatlaksa eğer benzin hortumlarınızı mutlaka değiştirin arkadaşlar. Arkadaşlar benzin geri dönüş valfinin hortumunun durumu da bu şekilde. Onu da çıkarttım. Her ihtimale karşı az da olsa çatlakları var. Her ihtimale karşı onu da değiştiriyorum arkadaşlar. Aynı boyutta bir hortum kestim şöyle. Şimdi onu takacağım arkadaşlar. Diğerinin montajı tamam. Yani benzinin
enjektörlere giriş yaptığı, enjektör rekoruna giriş yaptığı bağlantıyı yaptım. Tam şurada. Aradan görebiliyorsunuz sanırım. Tam şurada arkadaşlar. Şöyle netleyeyim. Tam şuradan bağlantısını yaptım. Güzelce sıktım. Bakın orada şeyi var. Kelepçesi. Onu hallettik. Şimdi onun yan tarafında benzin geri dönüş valfinin hortumunu da takacağım. İlk önce tabii ki buraya takıp daha sonra şuradan geçirip şu aradan geçirip en son buraya montajını yapacağım onun da. İşlemler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Böyle benzin geri dönüş valfini de hazırladım arkadaşlar hortumuyla. Şuradan şu şekilde oturtturup bunu da takacağım. Şu aradan hortumunu geçireceğim. Bunu da bu şekilde yerine oturtmuş olacağız. Bunu da göstereyim dedim. Yani bu şekilde takacaksınız ilk önce. Daha rahat çalışırsınız. Arka tarafa da takması daha kolay olur bu şekilde. Evet arkadaşlar. Hortumlar değişti. Şurada da şöyle göstereyim. Hortumlar yenilendi arkadaşlar. Şuraya da şöyle bir tane parça koydum. O kaportada ses yapmasın diye. O malzeme kelepçe ses yapmasın diye. Şu şekilde hortumlar yenilendi arkadaşlar. Şöyle rekorlarda şuradan görünüyor zaten. Gayet güzel bir şekilde oldu. Eğer gösterebilirsem şöyle göstereceğim size yeni hortumlar. Bakın şunlar yeni hortum. Şu yeni hortum. Şuradan şu yeni hortum. Sel yazan. Bu şekilde yeniledim. Yani şöyle söyleyeyim. 1 metre hortum işinizi görür. Yine de her ihtimale karşı 1,5 metre alın. O şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde aracımızı bir çalıştıralım. Ondan sonra herhangi bir sızıntı var mı onu kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Allah'a çok şükür bir sızıntı falan yok. Şöyle görsel olarak ve koku olarak da böyle bir topladık baktık, hani herhangi bir sensörümüz olmadığı için. Herhangi bir koku da yok, şey de yok, sızıntı da yok. Çok şükür bu arızamızı da gidermiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu dışarıda bir ustaya yaptırmış olsaydım, eğer elimden iş gelmeseydi. Büyük bir ihtimal 150-200 lira, en kötü ihtimalle bir para alacaktı benden, en az yani. Ama ben kendim 24 liraya ve el işçiliğine bu işi kurtarmış oldum. Yani 24 lira hortuma para verdim. Hortumdan da yaklaşık 30 santim falan arttı. 30-40 santim arttı. Yani bu şekilde kullanmış olduk arkadaşlar. Bu arızayı, yani benzin hortumu değişim sıkıntısını da gidermiş olduk ve 24 lira gibi bir paraya bu işi çözdük arkadaşlar. Elinizden iş geliyorsa yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama elinizden iş gelmiyorsa lütfen ustaya, ehil ellere götürüp orada yaptırmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. Destek için kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.